aşırı yüklenip de onu daha tırmandırmaya sebep olmamak gerekiyor bence. Vallahi yapacak bir şey yok. Ülkenin hali ortada. Bundan sonra oğlu ve kız ev veremeyecek durumda düştük. Ekonomimiz çok kötü. Vallahi artık bu yönetimden olduğunu düşünüyorum. Son bir haftada neredeyse her gün altın ve döviz rekor tazeledi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bununla ilgili ne düşünüyorum? Gereksiz bir yükselişte ve yani hem maddi hem manevi ekonomi açısından hiçbir şekilde iyiye gitmediğimizi düşünüyorum. Peki sizce bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Yani bunu bir protesto edebiliriz birlik olarak. Aslında şöyle de bir şey var. Bu biraz bizim elimizde. Yani insanların hepsi şikayetçi bu durumdan ama hiç kimse karşı çıkmıyor. Mesela toplu bir şekilde böyle ne bileyim herkes bir yürüyüş yapsa, bir karşı çıkmak için bir şeyler yapmaya çabalasak belki önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Daha dün de elevesi gün bozdurdum. 2 gün oluyor. 910 lira mıydı? 920 lira mıydı? Bugün 1000 lira oldu galiba. Yani bu konuda hiç yorum bile yapmak istemiyorum daha doğrusu. Vallahi Türkiye'de bu döviz, altın konusu şimdi gündemimizde. Çünkü milletin devamlı harcadığı veyahut da alma değerlerinin yükseldiği veya düştüğünü etkileyen bir olay bu. Mutlaka her gün döviz artıyorsa Türk parası o derecede düşüyor anlamına geliyor. Vallahi bunlardan perişanız. Oğlum kızım evde kaldı. Bir de oğlum var altın alamayacak durumdayım. Ev vereceğim ama durumum yok. Altından yok. Sorumuz belli. Yani milletimiz aşırı derecede fazla dövize ve yatırıma bence halk değer veriyor. Ama ve lakin baştaki insanlar bence değer vermiyor. Yani bir halk ikide bir yani döviz, dolar. Ya mesela şurada iki insanı çevirseniz hepsinin aklında doların yükselmesi bir sıkıntısı var. Yani bu sıkıntıyı sadece halkın görmesi lakin baştaki insanların görmemesi bence büyük bir sıkıntı. Ya bu yükselişin nedeni hiçbir şekilde açıklanmıyor. Hiçbir şekilde de yani dolar yükseldi şu telaştan dolayı buradayız falan da denilmiyor. Hiçbir çare de aranmıyor. Mesela daha dün faiz indirildi. Yine faiz indirildi. Ama öyle lakin dolar gene yükseldi. Artı üstüne bir de Cumhurbaşkanı çıkıp da işte şey açıklaması vardı dün herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İş adamları niye yatırım yapmıyor? Bunun gibi bir açıklaması vardı. Bence yapmamaları çok mantıklı bir şey. Çünkü senin paran var, değersiz. Mesela dolar yükselmiyor diye biliyorum. Bence Türkiye'de parası değer kaybediyor. Son günlerde biz de denedik yani takip ediyorum. Şu an hatta 11 lira 10 kuruş oldu herhalde. 7'ydi. Dün de 10.5'tu hatta. Bayağı hızlandı. Bir ülkeden herhalde bir yaptırım gelmeyecek. Bu böyle devam edeceğini düşünüyorum. Eğer bu ülkeye bu gidişatta devam eder. Geleceğimizde hiç yok. Geleceğimiz yok. Allah'a şükür öğrenciyiz burada hepimiz. Gidiyoruz yemek parası zor kazanıyoruz. Yalan yok. Ailemize yük olmamak için çalışıyoruz ama gene yetmiyor. Ülke şartları malum herkes biliyor. Dayılarımıza bakarsak dayılarımız uçtuğumuzu düşünüyor. Almanya bizi kıskanıyor abi. Ama bilmiyorlar ki öğrenci ne halde. Yemek yemeyen arkadaşlarımız var abi yalan söylemeyeyim ben ciddiyim. Gelsinler baksınlar okullara. Dünya genelindeki ekonominin artmasından dolayı şey yapılıyor. Bu sadece Türkiye üzerinde değil. Dünyada ekonominin yükselmesinden dolayı dolarda, altında yükseliş oluyor. Buna kimse müdahale edemez. Ne Türkiye müdahale edebilir ne kimse. Dünyadaki kriz bitecek ki her şey bitecek. Ya gerçekten üzücü bir durum. Keşke kendi paramız daha iyi değerlense çok mutlu olurum ama maalesef bunda da artık uluslararası piyasalarda işte yurt dışı piyasalarının da etkisi çok fazla. Yani artık bilmiyorum insanlar fazla tüketim yapmamalı ya da lükse çok harcamamalı. Ancak bu şekilde bu dönemler, bu kriz dönemleri ancak böyle atlatılabilir diye düşünüyorum. Yani daha fazla hani insanlar lüks tüketimi azaltırsa muhtemelen bir nebze daha korunabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta önüne geçilemez bir durum hal aldı. Allah herkesin yardımcısı olsun bu konuda. Peki sizce bu durumu önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl düşürtebiliriz altın ve dövizi? Yani tabii gereksiz yere gidip de onlara yatırım yapmamak lazım. Yani gidip de yabancı paraya bu kadar gidip de aşırı yüklenip de onu daha tırmandırmaya sebep olmamak gerekiyor bence. Onun düşünce ben herkesin çalışması taraftarıyım. Yani bir evde oturan bir bayan da üretmeli. Yani gençlerimiz de yani çalışmak tek alternatifi bu yani.
Vallahi yapacak bir şey yok. Ülkenin hali ortada. Merkez Bankası açıklama yaptı. Bir 100 şeyi düşürdü faizi ama yine durdurulamıyor. Dolarda, euroda aynı şekilde. Altın keza aldı başını gidiyor. Vallahi ülke çok sıkıntıda. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden Allah yardımcımız olsun diyoruz. Vallahi neler düşünüyor. Bundan sonra oğul ve kız ev veremeyecek durumda düştük. Hiçbir şey yapamayacak duruma düştük kardeşimle. Ya dayan aldım vallahi 1065 lira. Yazık, bu millet nereden alsın bunu, nereden yapsın? Doğru muyum kardeşim? Peki ya sizce bu artistin önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi zor. Bundan sonra zor geçeriz. Ekonomimiz çok kötü. Yani çok kötü gidiyoruz. Ben Z kuşağı olarak söylüyorum ki benim mesleğim olacak olan tıp okuyorum şu anda. Ama yine de burada kalmayı düşünmüyorum. Ekonomimiz çok kötü kısaca. Vallahi artık bu yönetimden olduğunu düşünüyorum.